hoş geldiniz. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Özellikle Türkiye'ye döndükten sonra neden Türkiye'ye döndün? İşte İspanya'ya geri gidecek misin? Gelecek planların neler? Ya da İspanya'da lisans nasıl okunur? Yüksek lisans nasıl yapılır? Bunların ücretleri nelerdir? Neden İspanya? En çok zorlandığı şeyler neler falan gibi hep özelden bana sorular geliyordu. Ben de bunların hepsini bir arada toplayıp bir video çekmek istedim. O yüzden de geçenlerde Instagram'da bana soru sorabileceğiniz bir hikaye yayınlamıştım. Bugün o sorulara cevap vereceğim. Bu arada ben Instagram sayfamı değiştirdim. Çünkü diğer sayfada bir kalabalık vardı ama aktif olmayan bir kalabalıktı. Benim için sayının çok önemi yok. Aktif kullanıcılar önemli. O yüzden bu yeni sayfamızda az olalım, öz olalım istedim. Oradan takip etmek istiyorsanız da eğer aşağı köşeye bırakırım, o taraftan gelirsiniz. Sütümüz kaynarken sorulara cevap verelim. Türkiye'ye neden döndün? Şimdi başından beri böyle Instagram'da falan takip edenleriniz biliyordur diye düşünüyorum. Ben uzunca bir süredir İspanya'da bir tutunmaya çalışıyorum. İşte bu ekonomik zorluklar olabiliyor, aileden uzak olman olabiliyor, duygusal yaşadığın çöküntüler olabiliyor. Bunlar biraz beni yordu açıkçası ve ileride değineceğim çalışma izniniz olmadığı sürece İspanya'da bir yer bulup ekonomik bir gelir sağlamak biraz sıkıntılı. Özellikle de bu virüsten sonra, bu pandemi döneminden sonra zaten krizden yeni çıkmış bir ülkeydi. İyice kötü oldu işler. Yani İspanyollar için bile kötüye gitmeye başladı. O yüzden bir yabancı olarak benim için çok çok daha kötü oldu açıkçası. Ben de bunu fırsata çevirmek istedim. Yani şöyle bir fırsata çevirmek istedim. Türkiye'de o kadar okumuşum, hukuk, işte İspanya'ya gidiyorum orada okuyorum falan. Neden avukatlığımı alıp cebime koymayayım diye düşündüm açıkçası. Bunu yapabilmem için sadece bir yıl zorunlu stajım kalmıştı. O yüzden döndüm ve bu bir yıl boyunca burada stajımı tamamlamak istiyorum. Geçenlerde başladım. Yani bir yıl sonra işte Mart gibi bittiğini düşünsek, bir araya da ruhsatım gelse 2022'nin Nisan aylarında falan ruhsatımı alıp avukat olurum artık diye düşünüyorum. Yani Türkiye'ye dönme sebebim avukat olmak. Daha sonra İspanya'ya dönecek misin diye bir soru var. İspanya'ya dönmek istiyorum. Yani hani hayatımın bu geri kalanını İspanya'da devam ettirmeyi gerçekten çok isterim. Çünkü şimdiden bile özlediğim bir yer. Sadece ailemin orada olmayışı ve benim orada kendimi yalnız hissetmemden dolayı bazı zorlukları oluyor. Evet. Ama orada bir iş bulsam, geçimimi sağlayabiliyor olsam, işte Türkiye'ye sık sık ziyarete gelebilecek bir düzeyde olsam mesela, evet, İspanya'ya dönmeyi çok isterim. Şu anda da ben çalışma iznimin çıkmasını bekliyorum. Ona da detaylı olarak geliriz. Çalışma iznim çıktıktan sonra tekrar bir özgeçmiş gönderim yapmak istiyorum işte böyle şirketlere, özellikle İspanya-Türkiye arasında çalışan şirketlere. Belki o zaman bir şansım olur diye düşünüyorum. Çünkü çalışma izniniz olmadığı sürece teoride çalışma hakkınız var ama pratikte çok zor oluyor. Yani belki böyle üniversitelerin işte convenio denilen anlaştığı şirketler falan oluyor. Oralarda staj yapabiliyorsunuz. Bir videom var işte, İspanya'da iş buldum, 100 saat çalışıyorum, 180 euro alıyorum diye bir video. Bu zaten staj olarak geçtiği için size böyle minimumu vermek istiyor şirketler. 180 euroya da orada geçim olmuyor yani. Çünkü Madrid'de kiralar pahalı. Benim kiram mesela 280 falandı. Faturalarla falan 300 oluyor. 180 ile neyi karşılayacaksın yani? Belirli bir yaşa da gelmişsin zaten. Artık ailenden herhangi bir para talep etmek istemiyorsun. Çünkü benim oraya gidişim keyfi açıkçası. Zorunlu bir gidiş değil. O yüzden kendi başıma geçinmek istediğim için ekonomik yönden biraz sıkıntılı. Ve artık 26 yaşına geldim mesela. Bir işim, bir gelirim olsun, ben de rahat rahat yaşayayım istiyorum. Evet, özel ders veriyorum şu anda. Ama euroya çevirdiğimiz zaman çok da bir şey kalmıyor ve tamam, evet, geçimini sağlayabiliyorsun ama hep bir telaş içerisindesin yani. O yüzden İspanya'ya dönmek isterim. Eğer bir iş bulabilirsem, geçimimi rahatça sağlayabilecek bir hale gelirsem İspanya'ya dönmek istiyorum. İspanyol diline yönelik sorularınız var. Onları videonun en sonuna bırakacağım. Hatta böyle aralarından birkaç tanesini seçtim. Çok güzel sorulardı çünkü. Onların ayrı bir şekilde videosunu yaparım. Daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. İspanya'dayken seni en çok zorlayan şey ne olmuştu demiş. Böyle ben ekonomik sıkıntılar falan diye anlattım ama bunlar beni en çok zorlayan şeyler değildi. Çünkü ben dara düştüğüm zaman ailemin yardım edeceğini bildiğimden öyle çok büyük büyük sıkıntılara girmedim ekonomik olarak. Beni en çok zorlayan şey ailemi özlemek oldu. Çünkü bir yıl boyunca Türkiye'ye gelemedim ben. Bu hem pandemi sürecinden dolayı. Evet, dönebilirdim ama buraya dönsem tekrar oraya dönemem diye korktum. Bir de tez yazdığım bir süreçti. Savunma eğer yüz yüze olursa tekrar dönemezsem sıkıntılarım olur diye düşünmüştüm. O yüzden bir yıl boyunca gelemedim. Ve bu süreci de gerçekten çok özledim.
Bazı dönemlerde böyle kendimi aşırı yalnız hissettiğim, hiç arkadaşımın olmadığı. Bir de arkadaşınız olsa bile, yani İspanyollar çok cana yakın insanlar. Evet. Çok çabuk bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Evet. Ama böyle çok can ciğer olabileceğiniz bir dönem değil. Nasıl olursunuz? Çok eskiye dayanan bir arkadaşlığınız vardır. Öyle bir arkadaşlığım yok İspanya'da. O yüzden evet, bazenleri kendimi çok yalnız hissettim. Ailemi özledim. Beni en çok zorlayan şey bu olmuştu. Bu soruyu bayağı bir kişi sormuş. İspanya'da seni zorlayan, en çok zorlayan şey nedir falan diye. Bilmiyorum, sizinkiler nedir mesela? Sizinkileri de merak ediyorum. Eğer orada olanlarınız varsa size en çok zorlayan şey ne oldu? Bunun çoğunluğuna mesela dil olarak bir cevap gelebilir. Evet, dilini bilmediğiniz bir ülkede yaşamak zor. Ki İngilizce biliyor olsanız dahi İspanyollar o kadar çok İngilizce bilmiyor. Özellikle mesela Madrid, Barcelona gibi büyük şehirlere gitmiyorsanız bu sayı çok çok daha düşüyor. O yüzden İngilizce bilginiz de bir işe yaramıyor. Belki sizi en çok zorlayan şey dil olmuş olabilir. Ekonomik yönden sıkıntılarınız olmuş olabilir. Bilmiyorum. Yazarsanız yorumlara okurum hepinizi. Ben de sizinkileri merak ettim çünkü. Hemen taşıyor. Taşma. Bir saniye. Bir de yoğurdu çok özlemiştim. Bak şimdi sütü koklayınca aklıma geldi. Ben market yoğurtlarından falan hoşlanmıyorum. Bizim market sütü de öyle. Bizimkiler biraz böyle organik beslenmeye takıklardı küçüklükten beri. O yüzden işte peynir köyden gelir, süt köylülerden gelir, yine ineklerden direkt gelir yani. Ne bileyim, annem yoğurdu yapar falan. Bunlar olmaması beni bayağı bir zorlamıştı. Onun dışında ama yemekler mesela beni o kadar çok zorlamadı. Çünkü İspanyol mutfağı da gayet güzel bir mutfak ve gayet normal bir şekilde sıkıntı çekmeden yemek yiyebileceğiniz bir ülke bence. Onun dışında çokça fazla Arap market, Türk market var zaten. Oralardan da gidip buradaki salça neyse mesela, yahut burada bildiğiniz bir yoğurt markasını orada da çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz aslında. Çikolata içeyim. Salep içecektim ama kalmamış. O yüzden bir tek yoğurt için zorlanmıştım. Çünkü ben hemen hemen bütün yemeklerimi yoğurtla yerim. Ama çok da büyük bir zorluk değildi dediğim gibi. Sonra yemekle alakalı soru varsa onu cevaplayalım. İlginç. Yemekle alakalı kimse bir şey yazmamış. Sonra yine Madrid'de yaşamaya devam edecek misin var? Buna da cevap verdiğimi düşünüyorum. İş bulursam neden olmasın gerçekten. Madrid'de olmasa bile bazen şey diye düşünüyorum. Yani Madrid'de kiralar falan çok pahalı çünkü. Büyük bir şehir. Barcelona'da çok çok daha pahalı. Ama böyle küçük bir şehirlere gidilirse mesela, ki küçük şehirlerde gerçekten güzel, çok güzel şehirler bulabilirsiniz. Sahil kasabaları bulunabilir diye düşünüyorum. Oralarda kiralar çok daha ucuz. Geçim de öyle. Yani zaten Madrid'de bile bence dışarıda yemek çok rahat bir şekilde yenilebileceğini düşünüyorum yani. Madrid'in dışına çıktıkça, eğer turistik bölgelere gitmiyorsanız, fiyatlar daha da düşüyor. Yani bir yere gidip böyle 1 euroya, 1,5 euroya kahve falan içebiliyorsunuz. O yüzden böyle bir sahil kasabasına gidilinebilir mesela. Küçük bir kira ödersiniz ve çok daha basit bir şekilde geçim sağlayabilirsiniz. Yani o yönde de isteklerim, hayallerim var açıkçası. Ama dediğim gibi geleceğe yönelik bir plan yapamıyorum. Yani bundan 3-4 yıl önce sorulsa işte İspanya'ya gidecekmişim de, İspanyolca öğrenecekmişim de, işte geleceğimi orada planlayabilmem söz konusu olacakmış. İspanyolca öğrenip bir de onda yönelik ders verip para kazanacakmışım üstüne falan. Bunları akıl edemeyeceğim şeylerdi. O yüzden plan yapmamayı öğrendim. Yani gelecek çünkü o kadar çok değişebiliyor ki, ne olur ileride bilmiyorum. Belki burada kalırım ve avukatlık mesleğimi devam ettiririm. Belki burada kalırım ama yine ders vermeye devam ederim falan. Ne bileyim işte. Belki giderim bir orman evinde yaşarım. Sessiz, sakin, şöyle şeye karşı. Ağaçla. Hayal. Şöyle yapalım. Çikolatamızı aldığımıza göre salona geçelim. Oturalım çünkü. Yaşlı bir kadınım çünkü ben artık. Yoruluyorum ayaktan. Evet, sizi biraz şöyle taşıdım ama devam ediyorum sorularınızdan.
demiş ki mesela İspanya'da iş durumu nasıl demiş. İspanya krizden çıkmış bir ülkeydi. Daha sonra bu bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs İspanya'yı da çok güzel bir kasıp kavurdu. Çünkü İspanya mesela işte ne bileyim geliri, ekonomisi böyle ağır sanayiye dayanan bir ülke değil. Tamamen turizme yönelik bir ülke. Haliyle böyle olunca da bayağı bir etkilendi yani virüsten. İspanyolların bile iş bulamadığı bir duruma geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında ben bu gibi durumların bölümünüze ve şansınıza göre değiştiğini düşünüyorum. Benim bölümüm çok yerel bir bölüm. Ama yani belki bir mühendislik olabilir, belki bir mimarlık, belki bir tıp olabilir mesela. Bunların bize göre daha rahat iş bulacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi iş durumu birazcık sıkıntılı İspanya'da. Avrupa'da geçerli diplomam var. Orada çalışmamın imkanı var mı? Avrupa'da geçerli diploman var ise eğer çalışma için de belgelerini sunabilirsin diye düşünüyorum. Belgelerini hallettikten sonra eğer iş bulabilirsen imkanın var. Yani şöyle düşün. Sizin çalışma izniniz olabilir, sizin diplomanız olabilir, bütün belgeleriniz tam olabilir ama iş yoksa eğer o zaman çalışamıyorsunuz. Bir de nerede çalışmak istediğinize bağlı. Evet yani çalışma izniniz olabilir ama bir restoranda mı çalışmak istiyorsunuz? Mesela garson mu olmak istiyorsunuz? Olabilirsiniz, neden olmasın? Ama bir şirkette çalışmak istiyorsunuz ve ne bileyim kriterleriniz yüksek mesela. Şimdi o şirket sizi işe almazsa olmuyor yani. Bu işler iş bulabilmekle alakalı. Da okula dair, üniversiteye dair sorular var. Samet mesela denklik bitti mi demiş. Tezi yazdım, savunmayı bekliyorum. O da Nisan gibi olur diye düşünüyorum. Çok acelem yok yani dediğim gibi. Zaten şu anda staj yaptığım için. Bu yıl bitiyor sevgili Samet. İspanya'da nasıl lisans okunur var? Lisans için seleksiyon sınavları var. Öncelikle İspanyolcanızın B2 olduğuna dair galiba bir DELE sınavı var. Bu uluslararası geçerliliği olan bir sınav. Buna dair bir sınava girmeniz gerekiyor. Bunu geçtikten sonra işte seviyeniz belli olduktan sonra İspanyolların girdiği gibi yani bir üniversite sınavına girmeniz gerekiyor. Ama bunun daha değişik bir süreci var. Ben Ankara Üniversitesi 2018 mezunuyum. Onu okudum. Daha sonra İspanya'ya gidip ders saydırarak denklik yaptım. O yüzden sıfırdan bir sınava girmediğim için nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama dil kurslarıyla çalışıyorum ben mesela. Öğrenci gönderiyorum. Ve bu dil kurslarının seleksiyon adı altında kursları var. Oraya gidiyorsunuz. 4 tane ders olması lazım. Bu 4 dersle ilgili bir eğitim görüyorsunuz. Dershane eğitimi gibi düşünün. Bunlar sizi seleksiyon sınavına hazırlıyor. Daha sonra oraya gidiyorsunuz. Puanınıza göre yerleştiriliyorsunuz. Devlet üniversitesine gitmek isterseniz. Eğer özel okumak istiyorsanız ücretini ödediğiniz takdirde bir özel üniversitede okuyabiliyorsunuz. Bu arada İspanya'da devlet üniversiteleri de paralı. Şu anda 4 yıllık eğitimlere dair sizi yanıltmak istemiyorum ama ben kendi denkliğimden bahsedeyim. Denklik sürecini yapabilmeniz için öncelikle bir belge gönderimi yapmanız gerekiyor ve bu belgeler İşte transkriptiniz vesaire gibi belgeler ve her üniversitenin istediği belgeler değişiyor. Aynı zamanda Türkiye'de okuduğunuz derslerin içeriğini belirten bir belge de göndermeniz gerekiyor. Çünkü işte üniversitene bakıp tamam bu ders bizim derse benziyormuş bunu saydırayım diyebilmesi gerekiyor. Bunları göndermemiz ve üniversitenin bir çalışma yapması gerekiyor. Ama üniversiteler bu çalışmayı ücretsiz bir şekilde yapmıyorlar. Üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte işte 25 euro, 50 euro aralığında bir rakam bunlar. Ödemeniz gerekiyor üniversiteye. Üniversite ona göre bir çalışma yapıyor ve diyor ki işte senin şu kadar şu kadar ders alman gerekiyor. Örneğin ben çok çok fazla üniversiteye göndermiştim. Bunların arasında devlet üniversiteleri de vardı, özel üniversiteler de vardı. Her üniversiteye göre değişiyor. Mesela bazı üniversiteler tekrardan benim 3,5-4 yıl okumamı öngördü ya. Ben zaten 4 yıl okumuşum Türkiye'de. En güzeli benim üniversitemdi. Bu üniversiteye dair bilgi almak istiyorsanız bu arada denklik videom var. Onu bırakırım yukarı izlersiniz. Onun dışında bana ulaşabilirsiniz. Eğer üniversiteye kaydolmak istiyorsanız da bu işlemlerinizi de hallediyorum. Bu sebeple de ulaşabilirsiniz. Ve benim üniversitem mesela 1,5 yıl öngördü bana. Çok daha iyiydi diğerlerine kıyasla. UNED diye bir üniversite var. Hem zaten zor bir üniversite. Bir de 3,5 yıl okumamı öngörüyor. Ona mesela 4000 euro falan ödemem gerekiyordu. Bunlar kredi başı. Ben de kendi üniversiteme yaklaşık 7000 euro civarında ödedim diye hatırlıyorum. Diğer videoda daha nettir. Şu anda tam fiyatını hatırlamıyorum. Ama bu 7000 euro işte çıkarıp trink diye ödemiyorsunuz. Yıllara bölüyorlar. 2 yıl okuyorsanız diyelim. 2 yıl içerisinde hem 2 yılda hem de 2 part şeklinde ödüyorsunuz. Yani 4'e bölüp de ödeyebiliyorsunuz. Ve kolaylık sağlıyorlar. Zaten özel bir üniversite olduğu için kolaylık sağlıyor. Yüksek lisans ücretleri lisans ücretlerine göre çok daha uygun bu arada. Türkiye'deki eğitim mi, İspanya'daki eğitim mi denilmiş.
Şimdi ilkokul yahut lise bazında kıyaslayamayacağım çünkü oralarda bir eğitim almadım ve çok fazla da bir bilgim yok. Üniversite bazında da şöyle kıyaslayabilirim. Belki Türkiye-İspanya arasında kıyaslarsam çok böyle doğru yaklaşabileceğimi düşünmüyorum ama ben özel üniversite ile devlet üniversitesi kıyasını burada çok net gördüğümü söyleyebilirim. Yani ben Ankara Üniversitesi'nde okurken çok daha zorlanmıştım. Sınavlarımız çok daha zordu, böyle yoruma yönelik sınavlardı. İşte birini arıyorsun mesela, muhatap olacak kimsen yok. Tek başına bir şeyleri halletmen gerekiyor. Ama bu özel üniversitede zaten size bir danışman atanıyor ve bütün her şeyinizi o danışmanla iletiyorsunuz. Siz o derslerle ilginiz alakanız olmasa bile danışman sizi o kadar çok arıyor ki, ne yaptığını, şunu hallettin mi, işte şu var, katılmak ister misin vesaire vesaire gibi, sürekli böyle üniversiteyle iç içe olmanız ve ilginizin üniversite olması sağlanıyor açıkçası. Bir de sınavlarda, derslerde o kadar fazla kolaylık sağlanıyor ki, yani hiç özel bir üniversitede okumamıştım Türkiye'de. İspanya'da oldu ilki. Ve müthiş bir şey. Yani kendinizi çok özel hissediyorsunuz. Söyleyebilirim işte ilkokul ve lise içinde. Benim bir öğrencim var mesela. İstanbul'da okuyorlarmış ama 5 yıldır Madrid'deler. Ve Madrid'de işte İspanya taşınmalarının tek sebebi çocuklarının eğitim hayatı. Çünkü İstanbul'da çocuklarını bir İngiliz okuluna göndermenin İspanya'da göndermekten çok daha zor olduğuna karar vermişler. Şimdi çocukları hem İngilizce öğreniyor, İspanya'da yaşadığı için İspanyolca öğreniyor, ailesi Türk olduğu için Türkçe biliyor, Almanca öğreniyor, Fransızca da biliyor galiba, çok emin değilim ama yani çocuk çok küçük, 10 yaşında falan, o kadar çok şey biliyor ki. Harika bir şey bence. O yüzden bu sadece benim öğrencim değil, birçok kişi de gördüm bunu. Çocuklarının eğitimi için gerçekten ülke değiştiren aileler var. İspanya'da çocuklarını okutmanın Türkiye'de okutmaktan çok daha rahat ve daha iyi olacağını düşünen aileler var. Neden İspanya diye sormuş Hatice. Bu böyle benim işte yurt dışında yaşamak isteyip ülkeleri araştırıp ve sonrasında karar verdiğim bir dönem değil açıkçası. Biraz şans eseri gelişti. 2017'nin yazında Work and Travel programıyla Amerika'ya gitmiştim. Oradaki çalışma arkadaşlarımın yahut işte ev arkadaşlarımın birçoğu İspanyoldu. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra onlardan bazılarını Türkiye'ye davet ettim. İşte yedik, içtik, gezdik. Onlar beni davet ettiler aynı şekilde. Ben başta 2018'in Nisan ayında gitmiştim. 40 gün kadar gittim. Yani ülkeyi falan göreyim, gezeyim, işte ne bileyim belki dili severim falan diye gitmiştim. Ve gerçekten aşırı sevdim İspanya'yı. Ama hani gezmek için nereye gitseniz seversiniz diye düşünüyorum. İspanya çok daha ayrı. Yani havası çok güzel, iklimi çok güzel, havası çok güzel, insanlar çok cana yakın. Her yer böyle cıvıl cıvıl. Gece mesela sabahlara kadar insanlar var merkezde. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Daha sonra döndüm çünkü işte sınavlarımı vermem gerekiyordu. Sınavları verdim. Bir arkadaşım sonra dedi ki yani neden İspanya'ya gelmiyorsun, neden İspanya'da denemiyorsun? Türkiye sonuçta benim ülkem. Her zaman orada duran bir yer yani. Şimdi değilse ne zaman diye düşündüm. Ve dili öğrenmeye başladım işte. Zaten Mart ayında bir çalışmam vardı. Bir aylık bir süreçte çalışmıştım. İşte Nisan'da gittiğim zaman biraz rahat olsun diye. Ama arkadaşlarım falan İngilizce bildikleri için zaten çok da konuşamamıştık. Ama bu sefer dili öğreneyim ve gideyim bakalım nasıl olacak diye gittim. O süreçte işte üniversitelere gönderilme yapıldı falan. Onay beklenildiği bir süreçti. Sonra bu üniversiteye karar verdik. Evet 7000 euroydu ama yani orada kalabilmemin tek şeyi de o üniversiteydi. Çünkü vize alabilmem benim için gerçekten zordu. O yüzden İspanya biraz daha şans eseri gelişti ve daha sonra ülkeyi gerçekten çok sevdim. Dili de çok sevdim. Dil de bence çok güzel. Bir de o dili de öğretmeye başladıkça daha sanki böyle bir bağ kurarsınız ya, sanki o böyle çarpı iki falan oldu. İspanyolca dışında akıcı konuştuğum bir dil var mı? Var. Bir de İspanyolca dışında başka hangi dilleri biliyorsun gibi dillere yönelik sorular var. İspanyolca dışında İngilizce konuşuyorum. İspanyolcayı öğrenmeden önce çok daha aktif bir şekilde konuşuyordum ama İspanyolcadan sonra bu daha çok gelişsin diye İspanyolca konuşmaya başladığımdan anlamada sıkıntı çekmesem bile mesela konuşmada zorluklar çekiyorum. O yüzden belki de işte İspanyolcayı anlıyorum ama konuşamıyorum diyen arkadaşlara da bir cevap niteliğinde de olmuş olur. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar konuşabiliyorsunuz ve belirli bir seviyeye gelmiş olsanız bile benim İngilizce'de olduğu gibi eğer onu bırakırsanız, konuşmayı bırakırsanız evet bilgiler kalıyor, anlamaya devam ediyorsunuz ama konuşmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü cümle kurmak,
sıfırdan bir şey oluşturmak çok daha zor. Yani bir şeyi okuduğunuz zaman zaten hali hazırda gelen bir şey. Dinlediğiniz zaman zaten var olan bir cümle. Ama siz sıfırdan cümle yaratmaya çalıştığınızda, cümle oluşturmaya çalıştığınızda bu çok daha zor olan bir süreç. O yüzden İspanyolcayı nasıl çalışıyorsunuz bilmiyorum ama ben her zaman çalıştıktan sonra mutlaka onu dilinize dökmeye çalışın diyorum. Yani sadece okumayın. Her şeyi kapattığınızda karşınızdaki biri varmış gibi konuşmaya çalışın diyorum. Sonracığıma. İşte İngilizce söyleyebiliriz. Arapça öğrenmeye çalıştım bir süre. Bu süreçte başarılı olamadım. Neden? Çünkü savsakladım. Dil savsaklanmaya gelmiyor. Onun dışında bir de Almanca sertifikam var ama konuşuyor musun de? Hayır. Anlıyor musun de? Hayır. O sertifikayı nasıl aldım? Sınav mantığıyla aldım. Yani o yüzden bir sertifikanızın olmasıyla o dilde konuşuyor ve o dili anlıyor olabilmeniz arasında çok çok fark var. Genel olarak dil öğrenmekte iyi misin? Diğer dillerle aran nasıl? Akıcı konuştuğun başka bir dil var mı yine? Genel olarak bence dil öğrenmekte iyiyim. Çünkü hoşuma giden bir alan. Başladığım zaman istekle, şevkle sürekli içerisinde kaybolduğum bir alan. Ki ben zaten mesela Mart'ta o bir aylık süreçte işte İspanya'ya gideceğim, bir de bir hedefiniz olduğu zaman çok daha rahat ilerliyorsunuz. Çünkü hedefiniz var yani. O süreçte mesela ben 8 saat İspanyolca çalıştığımı biliyorum. O yüzden zevk aldığım bir alan. Eğer seçme şansın olsaydı hangi ülkede doğmak isterdin? Kuzey Avrupa ülkelerinde doğmuş olmak isterdim. Ya da Kanada olabilir, Amerika olabilir. Yani refah seviyesi yüksek bir yerde doğmaktan hoşnut kalırdım. Bu orada yaşamak istediğim anlamına gelmiyor bu arada. Çünkü mesela ne bileyim Finlandiya mesela, evet çok iyi bir ülke ama buzun üstünde ne yapayım? Ama en azından daha sonrasında yaşamak istediğim yeri seçebilmek için çok daha büyük bir avantajım olurdu. O yüzden güçlü bir ülkede doğup çok daha bol fırsatımın olabilmesini isterdim. Daha sonrasında zaten yine İspanya'da yaşamak istiyorsan döner gider İspanya'da yaşarsın yani, o çok önemli değil. Siz nerede doğmak isterdiniz ve bu seçimlerinizi neye göre yapardınız? Yorumlara yazarsanız sohbetleşiriz. Yemeğe dair bir varmış aslında soru. İspanya'da en popüler yemekler nelerdir? İspanya'da en popüler şey tapas. Bu tapas böyle küçük atıştırmalıklar diyebiliriz. İspanya'da böyle bir yere gidip işte bir bira içmek özellikle mesela yahut şarap içmek. Çok şey mesela, yani şöyle düşünün, çalışıyorsunuz diyelim, çok yorgun argınsınız ama işten sonra birisi sizi hadi bir yerlerde oturalım diyor. Ve kafeler falan böyle iş sonrası özellikle o kadar dolu ki, sürekli dolu zaten ama hatta şöyle bir şey var. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım mesela. İspanyollar bir yerlere oturabilmek için sıra bekliyorlar. Biz olsak mesela deriz ki ya çok dolu yani mekan mı yok, gidersin başka bir yerde oturursun. Onlar için öyle değil, zaten her yer o kadar dolu ki böyle sıra bekleyebiliyorlar. Zaten sıra beklerken sohbetleştikleri için onlar için çok da büyük bir sıkıntı yaratmıyor bu. O yüzden tapas çok meşhur mesela. Tortilla de patatas var. O da çok meşhur. İşte bira içerken zeytin falan ikram ediliyor genelde. Zeytinleri, zeytinyağları çok meşhur. Paella diye bir yemek var. Pirinçten yapılıyor. Bunu da Arapların bulduğu öne sürülüyor. İşte eski zamanda Endülüs bölgesinde yaşayan Arapların pirinç yetiştiriciliğinden sonra pirincin bol olması sebebiyle bulunan bir yemek diye söyleniyor. Deniz ürünleri çok meşhur mesela. Bir de böyle salyangozlu değil de sümüklü böcek dediğim, salyangoz daha büyük. Küçükleri var ya onun, sümüklü böcek herhalde. Öyle yemekleri var. O da kuzeyde meşhur galiba. Sosyal medyada içerik üretmeye maddi geliri olsun diye mi yoksa hobi olarak mı başladınız? Sosyal medyada içerik üretmenin, eğer böyle çok milyonlara sahip değilseniz çok bir geliri yok. Ya da mesela küçük işletmeleriniz vardır ama bir şey satıyorsunuzdur mesela. Öyle de geliri olabilir. Ama ben hobi olarak başlamıştım. Zaten ben ilk İspanyolca öğrenmeye başladığım zaman kendim öğreneyim diye başlamıştım. Böyle mesela çok sayfa var Instagram'da. Hem beni motive etsin, hem bir şeyler paylaşayım diye başlamıştım. Sayfayı biraz incelerseniz mesela eski postlara doğru gidildikçe yanlışlar falan var gönderilerde. Ama silmek istemedim çünkü orası benim İspanyolca öğrenimimde gelişmiş bir yolculuk gibi geliyor yani. Yeni Instagram sayfasına geçtik ama yine de o sayfayı kaybetmek istemiyorum. Benim YouTube'dan günlük kazancım 10 cent falan bu arada yani. Yani YouTube'dan sponsorunuz olmadığı sürece hiçbir şey kazanamıyorsunuz. O yüzden ben şu videolardan pek bir şey kazanmıyorum. Kürt müsün demiş biri. Anne tarafım Türk, baba tarafından Kürdüm, evet. Ama Kürtçe bilmiyorum ne yazık. Yani eskiden
nenemle falan konuşurduk. O da vefat etti. Ama şeydi hani vare vare çay buka nam buka çıdiki çıpkım kurmancı zani hındık zanım falan filan. Çok da bir şey yok yani. Hayatı nasıl anlamlandırabiliyorsun? Seni hayata bağlayan şey ne? Demiş Gizem. Yani hayatı sorguladığım bir dönemde gelen bir soru bu. Eskiden şey diye düşünürdüm, özellikle üniversiteye başlamadan önce, 18 yaşında falansın zaten işte. Çok güzel bir mesleğim olsun, çok güzel paralar kazanayım, işte çok güzel yerlere geleyim, her yere gidebileyim falan diye düşünürdüm. Sonra bu zamanla yerini özellikle son dönemde işte bir yıl gelemediğim için hani ailemle geçirmediğim her gün sanki kaybettiğim bir günmüş gibi geliyordu. Çünkü bizim evde her akşam çay saati yapılır ya da her sabah kahvaltıyı birlikte yaparız mesela ve oralarda sohbet ederiz aile içinde. Özellikle son dönemde bunların hepsini kaçırıyormuşum gibi geliyordu. Evet tamam belki bir şeyler elde ediyorum ama ailemle, sevdiklerimle bir arada olamadıktan sonra ya da işte arkadaşımın zor bir gününde yanında olamadım mesela. İyi hoş günlerinde de yanında olamıyorsun. Bir yerlerden alırken bir yerlerden kaybediyorsun yani. O yüzden bence insan mutlu olduğu yerde mutlu olduğu şeyi yapmalıya geldim ben de. Bunun üzerine de Bilge demiş ki mesela enerjin çok yüksek nasıl bu kadar pozitif kalmayı becerebiliyorsun? Zaten 10 dakika 15 dakika video çekiyorum onda da yani enerjik olalım mümkünse. Ama İşin aslı öyle değil. Bu çok depresifim, her şeye çok üzülüyorum falan anlamına gelmiyor. Hayatımdan son derece memnunum bence. Çok güzel gidiyor her şey ve kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Ama özellikle böyle gelecek kaygılarımın özellikle çok yüksek olduğu, ne yapacağımı bilmediğim, karamsar olduğum bir dönem vardı. Şöyle diyeyim mesela şimdi illa ki bir yerlere geliriz de yani mutlu muyuz? Ben mutluyum şahsen şu anda. Alperen fan buluşması yapmayı düşünür müsün demiş. Çok isterim. Yani bunu fan buluşması olarak istemem tabii ki. Sizi daha iyi tanımak için isterim. Çünkü bazen böyle yorumlarda birbirlerimize yazıyoruz ya da Instagram'da birçoğunuzu tanıyorum ama yüz yüze tanışıp sizin hakkınızda da bir şeyler öğrenmeyi çok isterim açıkçası. Hatta düşünüyordum Türkiye'ye geldikten sonra belki Ankara'da bir buluşma ayarlarız diye düşündüm ama bu pandemi, evet şu anda yasaklar kalktı da çok da emin olamıyor insan. Böyle ortalık biraz daha durulduktan sonra Ankara'da bir buluşma ayarlarız diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediysen de çok teşekkür ediyorum sana. Eğer başka soruların varsa, başka konulara dair bilmek istediğin şeyler varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorumlarda sohbetleşiriz. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.